Allah'ım sana inanamıyorum. Allah iyiliğinizi versin. Canım benim. Yani o kadar hazırlık yaptım. Bu da üşendim kekmek ötemeyi. Evet, parfüm gibi. Şu duman arkadaşlar bir güzel. Parfüm. Bayağı kozalak topladık. Şimdi çok kurutmak da istemiyorum. Ve bence de öyle. Seher Hanım'ın bahçesinde ateş yaktık. Evet, harika bir ateş oldu. Kuş cıvıltıları arasında, hava sıcak olsa da böyle keyifli bir ortamda biraz zaman geçirmek hepimize çok iyi gelecek. Bugün annemle ormandan kozalak toplayacağız. Şimdi hadi bakalım kozalak toplamaya. Şimdi şuradan karşıya geçelim. Sanırım şu tarafta kozalaklar var. Harika kır çiçekleri. Dağlar bulutlandı ama gündüz saatlerinde harika cırcır böceği sesleri duyuyoruz. Sanırım şurada kozalak bulabiliriz gibi geliyor bana. Çam ağaçları. Değil mi? Çam ağaçları yakında. Evet. Bunlar yonca çiçeği mi diyorsun anne? Bunlar yonca çiçeği. Bak ben bilmiyordum. Böyle mor mor, pembiş pembiş ama harika bir görüntü. Ay evet, orada da papatyalar var. Ay hepsi birbirinden güzel. İlk kozalaklarımızı bulduk anne. Toplayalım. Evet, tamam. Oo, burada bir sürü kozalak var. Evet. Vallahi. Çok güzel görünüyor. Bakalım şuralarda var mı? Dolu dolu, her taraf sanki kozalak dolu. Serpmiş de sanki. Değil mi? Sanki serpmiş birisi. Evet. Şurada da var. Ay gerçekten hazine bulmuş gibi hissediyorum kendimi. Çok güzel. Şimdi, bir de bunlar yanarken harika bir koku bırakıyor değil mi? Çam kokusu. Ve çıtır çıtır da sesleri geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir kokuya ve rahatlatıcı bir sese sahipler. Şimdiden şu kadar kozalağımız oldu. Bayağı kozalak topladık hemen. Çam ağacının altı silme kozalakla dolu. Bonjour. Ay anne, vallahi hazine gibi. Aynen öyle. Çok keyifliymiş. Evet. Hazine bulmuş gibi seviniyoruz şu anda. Çantamız da bayağı doldu. Yer kalmadı neredeyse. O kadar huzur dolu bir ortam ki. İlkbaharın en güzel günlerinden olsa gerek bugün. Bayağı bereketli bir çalışma yaptık annemle. Biz annemle kozalak toplarken ablam da çayı hazırlamış. Su kaynıyor ama ateşi kaynamak lazım. Kaynamış. Tamam. Bu çayın yeri de ayrı oluyor çünkü odun ateşiyle, daha doğrusu kozalak ateşiyle pişirildiği için çok güzel koku. Sanırım bunun içinde biraz, değil mi? Parfüm gibi. Şu duman arkadaşlar bir güzel. Parfüm. Bildiğiniz oda parfümü. Şaka yapmıyorum gerçekten. Biraz daha. Seher Hanım, demleme işiniz bitmedi mi? Dedim bolca demlensin. Tamam, kapatacağım. Su mu getireyim ben? Bugün su var burada. Tamam canım.
Nane toplayalım. Nane toplama zamanı. Evet. Güzel nereden kokuyor ama naneler. Çok güzel kokuyorlar. Kokusu ta buraya kadar geldi. Harika kokuyorlar. Körpe. Evet evet. Şöyle bir bakalım. Ben de kokusunu aldım. Aldın değil mi? Hı-hı. Seher Hanım kolay gelsin. Teşekkür ne yapıyorsunuz? Mangal hazırlıyorum. Biraz yorulacaksın ama. Bu güzel ilkbahar gününün tadını çıkaralım diyoruz. Hadi bakalım. Ablanın çiçekleri ne güzel meyvelenmiş bak. Evet. Meyve tutmuş. Hepsi acaba olacak mı? Hepsi olacak. Bir kısmı çiçekli, bir kısmı da meyve olmuş. Evet. Ne kadar güzel. Ya, bak. Bakıyorum. Hmm. Şurada ne var? Şu ne ağacı? Bu kayısı ağacının fidanı. Kayısı fidanı. Bunu ablam dikmiş. Bu etli yemeklere konan bir bitkiydi ama ben de ismini unuttum şimdi. Çok güzel kokan bir bitki. Ha biberiye. Biberiye. Tamam. Hmm. Biberiye. Yani kokusu vallahi geldi. Kokusu harika. Geldi. Evet. Mor mor çiçekler var üzerinde. Şu çeperin güzelliğine bakar mısın? Çok güzel. Yani. Sanat eseri gibi. Sanat eseri gibi. İlkbahar, sanatçı bir bahar. Evet. Ne güzel yapmış. Doğa sanat yapmış resmen. Evet, doğa resmen sanat yapmış. Doğru söylüyorsun anneciğim. Çilekler de bir harika görünüyor. Hadi biz masamıza geri dönelim. Birer bardak çay içelim bence. Hadi. Masamızı da hazırladık arkadaşlar. Pişirdiklerimizi de biraz sonra getireceğiz. Ve gerçekten acıktık. Yavaş yavaş sofrada bir araya geleceğiz ailecek. Anneciğim. Efendim canım. Çayı şimdi içmek istiyor musun yoksa? Yani biraz bekleyelim mi? Birer bardak içeriz. Sanırım oldu. Çünkü kozalak topladım. Çok yorulduk. Yorgunluğumuzu giderelim. Şimdi çok kurutmak da istemiyorum. Ve bence de öyle fazla kurumasın. Domates de koymuşsun, biber, domates. O bayağı sebze ağırlıklı olacak. Evet. Tamam, çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Aslında çay demlendi ama ben şuradan. Ay, ne kadar güzel görünüyor. Benim güzel kozalaklarımı yakamazsın sen, tamam mı? Yapamıyor değil mi? Evet. Kıyamıyorum şu anda. Annem de diyor ki götür turşusunu kur. Acaba bunun turşusu yapılıyor mu? Ama çam fıstığından şey yapılıyor. Ne yapıyor? Bundan bir reçel mi bir şey yapıldığını duydum ama. Yok canım. Yemin ederim bundan reçel tarzı bir şey yapıldığını duydum. Vallahi billahi. Oh, ateş de gürül gürül yanıyor. Vay 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 vay. Ne trendi? Kara tren gibi. Gümbür gümbür. Ellerim şöyle kömürlük, kusura bakmasınlar. Bir şey olmaz. Şu an çalışıyoruz. Valla üstünde bir şey kül geziyor ama kül o kadar çok olur. Küllü çay içeriz, bir şey olmaz. Mikser atıyorlar. Ay Allah'ım, sana inanamıyorum. Yemin ederim inanamıyorum. Canım benim. Yani o kadar hazırlık yaptım. Bu da üşendim kekmek ötemeye. Bu da bu akşamın keki olsun. Bu akşamın kekini de böylece. Ve işte bu akşamın tatlısı. Bu tatlıyı da bizi kandıracaksın ama çok da güzel görünüyor. Vallahi harika. Teşekkürler. Alayım. Merci. Çayın var mı? Var canım. Çok teşekkür ediyorum. Var var. Peki. Bu hangi tip çam ağacı diye geçiyor biliyor musun? Ay vallahi tavuklar yandı. Ne? Tavuklarım yaktın. Vallahi, aferin. Vallahi yaptım. Tebrik ederim. Kendi kendine tebrik ediyorum. Vallahi yanmış.
Neyse kabuk kısmı en azından. Neyse tamam hadi onu da geçmiş olsun diyeyim. Ben hala çamdayım yalnız. Bu ne çam ağacı? Buna mavi ladin mi deniyordu? Sanırım mavi ladin diye geçiyor bu. Neyse ki içi pişmiş oluyor. Böyle dış kavuk yanmış oluyor evet, ama evet. İçi pişmiş olacak. Çok ağır ateşli güzel güzel. Yani yanmış gibi görünse de aslında yanmamış. İçi pişmiş canım bunun. Evet. Kendimizi böylece oyalayalım. Herkes yedi, içti, kaçtı, gitti. Masayı da bana bıraktılar. Emin misin? Emin misin? Tekrar soruyorum. Bana bıraktılar, evet eminim. Emin misin diye tekrar soruyorum. Bana mutfağın yolu göründü. En iyisi bir an önce kalkayım, gideyim, işime gücüme bakayım. Beğendi tuşunu tıklayın. Ve abone olun, abone değilseniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir şey kaldı, Allah iyiliğinizi versin. Allah iyiliğinizi versin, ne diyeyim. Bana gelin yardım edin arkadaşlar.